Her gün bir tane hadis öğreneceğiz. Her öğrendiğin hadiste bu yıldızlardan birer tane boyayacağız. O da tamamladığında sana ödülümüz var. Her gün birer tane, ikişer tane selavat çekeceğiz. Bitirdiğinde sana kocaman bir ödülümüz var. Yemeğe oturmadan güzelce dualarımızı edeceğiz. Sonra sen bize hacivatla karagöz gösterini yaparsın yine. Ramazan gelince böyle hazırlanalım bu yıl. Böyle Ramazan geçirelim, tamam mı? Tamam. Aslında burada çok meşakkatli, zor bir hazırlıktan bahsetmiyoruz. Çok uğraş gerektiren bir hazırlıktan bahsetmiyoruz. Birkaç balonlarla, renkli ışıklarla çocuğun ilgisini çekmek. İlgisini çekince merakını uyandırmak. Sonra bunu öğreterek merakını gidermek. Aslında bütün amaç bu. Bunu teravihlerle destekliyoruz. Teravihlerde sıkılmasın diye oradaki çocuklara şeker dağıtıyoruz. İşte her gün öğrendiğimiz selavatları kutulara atıyoruz. Sonunda ödül veriyoruz. Daha sonra bunu hediyeleşme kartlarıyla komşularımıza Ramazan'ı hediyeleşiyoruz. Yani aslında bu yeni olan bir şey değil. Yeni günümüze gelmiş bir şey değil. Osmanlı döneminden çok çok önceden evlerimizi, sokaklarımızı aslında süslüyorduk. Fakat unutulmuş bir şeydi, hediyeleşmedi, adetti. Bunu tekrar tekrar çocuklarımız aklında yer etsin diye. Yani 11 ayın sultanı seviyoruz, sevdirmeye çalışıyoruz. 3 yıldır bunu yapıyoruz. Çocuk evde bir sevinç coşkusu olduğunun farkında, güzel bir şey geldiğinin farkında. Biz her gün Ramazan'ı evimizi süsleyerek geçiriyoruz. Bir de terapiye gitmeyi çok seviyorum. Anne Ramazan'a kaç gün kaldı diye hep soruyorum. Onu okuyup basıyorum buraya diye 29'da bitiyor. İçine kağıtlar koydum. Kendimiz yetişkin olarak hazırlıklarımız var ama bunun yanında küçük çocuklarımız için de hazırlıkları önemsiyoruz aile olarak. Çünkü bu duygunun çocuklarımıza geçmesini istiyoruz. Fakat bunu konuşarak değil, çünkü çocuklar daha küçük olunca somut bir şeyler yapmamız gerekiyor. O yüzden biz bunu daha çok böyle evimizi süsleyerek, heyecanlı bir şekilde çocuklarımızla konuşarak aktarmak istiyoruz. Her sene çocuğum bunu fark ettiğinden beri her sene birlikte süslemeler yapıyoruz. Üzerinde konuşuyoruz. Gün sayıyor çocuğumuz Ramazan için mesela. Öyle heyecanımızı, duygumuzu onlara aktarmaya çalışıyoruz. Kızım 7 yaşında. Onun yaşına uygun böyle küçük saatler hazırladık. Saatlerin içinde bazen küçük işte ona yaşına uygun görevler var. Bazı günler sürprizler var onun için. Kapı süslüyorum. Sahura kalkmayı seviyorum. Sahura kalkıyorum.